Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olur. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Rota oluşturuldu. Devam edin. Nasıl da düştük biz dillere vay, kıskandım.
bize değdi nazar. Ay ay, elimdeki şişe de yetmedi derdime. Ne yapsam da gelemedim kendime. Nasılsa yalnızlık da bana. Yani son birkaç gün artık bir şey olmaz diye düşünürken uluslararası bir skandala şahit olduk. Olduk mu olduk. Daha ne yapabilirsin bilmiyorum 2023. Ama artık umurumuzda bile değilsin, tamam mı? Biz 2024'ün çocuklarıyız. Artık senin artıklarınla yetinmeyi reddediyorum. Yeter! Bilin ve Nişantaşı'na bir göktaşı düşer. Hayır hayır. 2023 yapar bunu, küçümsemeyin ve sakın Bay J benim için hiç fena bir yıl değildi. Hayatımın aşkını buldum ve toplam 24 milyon lira kazandım demeyin. Bizimle değilsin Murat Boz. Oyun bozansın Murat. Bugün okudum magazin sayfalarında Meryem Uzerli ile yakınlaşmışlar. Ya iyi kız hoş kız ama hala diksiyonu düzelmedi ama ya. Bak Hadise'ye ilk yıllarını hatırlar mısınız? Ne kadar düzeltti artık, ders mi aldı, çaba mı harcadı bilmiyorum ama tabii Meryem o dizide o kadar başarılı oldu ki belli ki işin sırrının aksan olduğunu düşünüyor olabilir. Değil Meryem. Yani yabancı birini oynayacağın kaç tane Türk dizisi filmi çıkacak karşına sanıyorsun ha? Neyse ki Mücevher reklamında oynuyor. Kıyamam. 3-5 bir şey kenara koymayı başarıyor. Ne yapıyordu? Yaşam savaşında hala var yani. Mesele artık Murat Boz'da. Eğer gerçekten ilişkileri varsa evde sürekli düzeltsin bacımı. Ha? Her kadının değil hayatım, her kadının. Bugün ı çalışıyoruz. Ve her kelimesinde Almanca'daki gibi iki tane R yok. Lütfen yumuşatalım sevgilim. Almanya'sı sırasında geçen bir senaryo gibi oluyor. Hermann Göring, danke, danke. Bringe Murat schnell hier, ich werde ich bestrafen. Ne demek Bay J diyor? Murat'ı getirin, cezasını vereceğim. Ya yok, dünya tatlısı bir insan. Almanca söz konusu olunca hep sert ifadeler geliyor aklıma benim öyle. Neyse, yıla bir baktığımızda 2023'ün esaslı magazin haberleri arasında Metin Akpınar'ın 35 yaşında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. İşlerin tatlıya bağlanmasını diliyorum. Bir açık konuşacağım, Metin Bey'in yerinde olsam bu kadar angaryasız şekilde ikiz kız çocuklarına sahip olacağımı bilsem. Çok hoşuma gider. Şu anda yetişkin çocuklarımın kapımı çalması çok hoş. Ama tabii benim durumumda işler çok kolay. Çünkü ayın 31'ü ve sadece bir hindi budu alacak kadar param var. 2023. 2023 yılında sevgili dinleyiciler, Kral Charles İngiltere kralı oldu. Taç giydi, kral oldu. Bu haberin görselini anlatıyorum. Charles'ın kafasında bir psikopos şapkası var. Dönem cübbesi, önünde bir kadın elinde sivri ucu yukarı bakacak şekilde bir kılıç tutuyor.
kızı zannediyorsunuz. Yani artık problem var. Herkes Charles'ın sürekli sinirli olduğunu, masaya yumruk vurmaya kadar sert tepkiler verdiğini konuşuyormuş. Biraz şey gibi görüyorum. 90 yaşında piyangodan 400 milyon lira ikramiye çıkması gibi. Yani hani böyle bir çocuk bir oyuncak ister, ister, ister. Sonunda alırlar ama artık oynamak hevesi kaçmıştır ya, öyle. Peki millet, 2023'te çok kötü şeyler oldu ama ben yeni yıla geçerken onları konu etmeyeceğim. Komik, eğlenceli, mutlu ve refah belirtici şeylerden bahsederek yeni yıla nasıl girersen klişesine yardım etmeye çalışacağım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Mutlu yıllar millet, ayrılmayın. Bir yaşlarında, belki gözyaşlarında senle ağlasam. Güzel anlarımda, belki zor yanlarımda hiç bırakmasam. Yolumu senle arasam, aşkı orada rastlasam. Sana tutulunca silindi hafızam. Hatırlasaya bir an tanırdım öyle ya. Sana dokununca, vurunca yansıman. Sıfırladın şu an, tutuştuk öyle ya. O ateşi yakınca sana ne yapmadım ki sen çok istedin. Yavaş yavaş kapat.